Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında analitik geometri konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani doğrunun analitiğinin 3. dersindeyiz. Nerede kalmıştık? 239'da kalmıştık. Sayfa numarası 239, 240 ve 241 işleyeceğiz. Hatta 242'den de bir soru çözeceğiz sizinle birlikte. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Burada kalmıştık. Burası neresi? Analitik düzlemde eğimleri birbirine eşit olan doğrular birbirine paralel doğrulardır ya da tersi de doğrudur. İki paralel doğrunun eğimi birbirine eşittir. Niye? Analitik düzlemde iki paralel doğru çizince şöyle x eksenine yaptığı açı alfaysa bu da alfa olur. A eğim açıları birbirinin tıpkısının aynısı oldu. Eğim açıları aynıysa m1 de tanjant alfadır. m2 de tanjant alfadır. Dolayısıyla md1 ile md2 birbirine eşit olmuş olur. Evet iki doğru paralelse eğimleri birbirine eşit diyeceğiz. Hemen örnek 22'ye bakalım. Analitik düzlemde A, B, C, D noktaları verilmiş. AB ile C, D paralelmiş. Evet eğim AB o zaman eğim AB neye eşit olmak zorunda? Eğim CD'ye eşit olmak zorunda. Eğim AB nedir? Y'ler farkı 3 bölü kafadan yapalım bazı işleri. Y'ler farkı 3 bölü X'ler farkı 1 eşittir. Y'ler farkı A artı 1'den 4 çıkar A eksi 3 yapar. X'ler farkı 4 eksi A eksi 1 diyelim burada da o da 4 eksi a artı 1 yapar. Yani 5 eksi a yapar. 5 eksi a yaptı. Bunlar birbirine eşit olacak. İşler dışlardan dolayı a eksi 3 eşittir 15 eksi 3 a yapar. Ve böylelikle 4 a'yı 18 olarak buluruz. a da buradan 18 bölü 2 yani 18 bölü 4 pardon. Cevap da böylelikle 9 bölü 2 çıkar. Evet örnek 22'yi bulduk. Örnek 23'teyiz. Bu doğrular birbirine paralel. O zaman eğimleri birbirine eşittir. Bu şekilde verildiği zaman eğimliydi. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi a artı 1 bölü 1 neye eşit olacaktır? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani eksiyi de yazalım tabii. Eksi a eksi 5 bölü eksi 2. Hocam şuradaki eksiler nereye olsa şöyle. Eksi 2 ile burayı çarpalım. Eksi 2 a, a eksi 2 yapar burası. 1 ile de a eksi 5 çarpalım. A eksi 5 yaptı burası da. Bunu attım öbür tarafa 3A yapar. Bunu attım öbür tarafa 3 yapar. A'yı da böylelikle 1 buluruz. Bizden daha isteniyor. Cevap 1. 24'teyiz. O, 2x eksi 3 artı 25 sıfır 0 doğrusuna paralel olan ve 1'e 3 noktasından da 1'e 3 noktasından geçen doğrunun denklemi isteniyor. Soruyu anlayabilmek için. Bak özel bir durum yok. Basit bir şekilde şekli çizelim. Şimdi bizden bir doğru denklemi isteniyor. Ve A noktasından geçsin diyor. Şimdi buradan geçen bir doğru. Ama nasıl olacak? Böyle mi olacak? Böyle mi olacak? Böyle mi olacak? Bize bir şart sunmuş. Bu doğruya paralel diyor. Arkadaş, şu doğruya paralel. 2x eksi 3y artı 20 eşit 0 doğrusuna paralel olan bir doğru. İşte bu doğru değil midir arkadaşım? Bizden bu doğrunun denklemi isteniyor. Şimdi doğru denklemi yazmak için soru kendine iki soruyor. Sordun mu? Ne? Hocam bize ne lazım? 1. eğim lazım. 2. nokta lazım. Verilen bilgileri kullanıyorum. İki doğru paralel verilmiş. Paralelse eğimleri birbirine eşit. Bunun eğimine eğimi m1 diyelim. Bu şekilde verilen doğrunun eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı 2 bölü 3. O zaman bunun da eğimi ne olacak? 2 bölü 3 olacak. Eğim belli, nokta belli. Doğru denklemi nasıl yazıyorduk? m çarpı x eksi noktadaki x x eksi eksi 1 yani x artı 1 eşittir y eksi noktadaki y yani 3. 2 ile burayı çarpıyorum. 2x artı 2 eşittir. 3 ile karşı tarafı çarpıyorum. 3y eksi 9 yapar. Sonra şıklara bakarız. Hangisi x'in katsayısı artıysa sol tarafta toplarız. Yeni katsayısı artıysa sağ tarafta toplarız. Sanırım yeni katsayısı artı. O zaman buradan sağ tarafa topluyorum. 3y eksi 2x eksi 11 eşit 0. Doğrunun denklemi de tabii eşit 0 böyle yazılmaz. Şöyle yazılır. Eşit 0 doğrunun denklemi yapıyor arkadaşlar. Evet Örnek 24 de bu şekilde bulduk. Geldik şuraya dik. Arkadaşım dik dik dik. İki doğru dik kesiyorsa ya da dik koordinat üzerinde eğimleri çarpma eksi bir olan doğrular birbirine diktir. Ya da tam tersi iki doğru birbirine dikse eğimler çarpma eksi birdir. Niye? Buraya A buraya B dersem birincinin eğimi M1 A bölü B değil mi? Tanjant alfa A bölü B. Sağ yatık evet. Sağ yatık olduğu için artı A bölü B. M2 nedir peki? Hocam m de burada kaçının tanjantı? B, B bölü A ama sola yatık Eksi b bölü a. a. Bunları çarp bakayım. M1 ile M2. A bölü b ile eksi b bölü a'yı çarpınca A'larla ay B'lerle ay kaç yapıyor? Eksi 1 yapıyor. Gerçekten de doğru. İspatında yapmış bulunuyoruz size. Nereden yaptık? Buradaki dik üçgenden yaptık. Evet. İki doğru dik olduğunda da eğimler çarpma eksi 1. Dikkat! Eksenlere paralel olan D3 ve D4, D4 doğruları birbirine dik olmasına rağmen eğimleri çarpma eksi 1 değil. Bir tek bunu da sağlamıyor. Çünkü bir tanesinin eğimi tanımsız. Tanımsızla eğimi sıfır çarptığımız zaman eksi 1'i elde edemeyiz. Hayır elde edemeyiz. Bir tek bu durumda sağlamıyor. Buna da dikkat et. Şimdi A eksi 2'ye 3 noktasından geçen ve bu doğruya dik olan doğru denklemini yazınız. Evet. A noktasından geçecek. Eksi 2'ye 3'ten geçecek ve şu doğruya dik olacak. Basit bir şekilde şekli çizelim. Soruyu anlayalım. Arkadaş bu noktadan geçen ve bu doğruya dik olan doğru şu doğru değil midir? Evet. Bizden bu doğrunun denklemi isteniyor. Doğru denklemi istenildiğinde kendine x soruyu sor. Sordun mu? 1 eğim 2 nokta. O zaman bu soruları cevapla. Hocam bu doğrunun üstünde nokta var mı? Var. A noktası var. Eğim bulacağız. A iki doğru dik kesmiş. Eğimler çarpma eksi bir. Yani bunun eğimi m1 diyecek olursam nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından 3 bölü 1 çıkar. Bu doğrunun eğimi de ne olacak o zaman? Eğimler çarpma eksi 1 olacak. Hani birinin eğimi a bölü b iken diğerinin eğimi eksi b bölü a. Yani ters çevirip eksiyle çarpmış oluyor. Eksi 1 bölü 3 mi olacak o zaman burası? Evet ters yok. Eksi ile çarptığın zaman eğimler çarpı eksi 1 olur. O zaman eğim belli. Nokta belli doğru denklemini yazalım. Eksi 1 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 2. Yani x artı 2. y eksi noktadaki y şeklinde yazıldığında. Eksi 1 ile burayı çarpıyorum. Eksi x eksi 2 eşittir. 3 y eksi 9 yapar. Şimdi hangisi şıklarda varsa. Gerçi x'in de yerinde katsayısı artı olacak şekilde öbür tarafa atınca oluyor. O da ne oluyor? 0 eşittir 3y artı x eksi 7 mi yapıyor? Evet. Yani aslında bu x artı 3 y x başa yazıyorlar ya. Eksi 7 eşit 0 şeklinde yazılır. Örnek 25'i de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 26'ya. Dik koordinat sisteminde A ve B noktaların orta noktasından geçen ve bu doğruya dik olan şu ikisinin orta noktasını bulalım bakalım. Hocam orta noktası nedir? Şu ikisinin toplamının yarısı 1'e şu ikisinin toplamının yarısı 5 noktası yapar. 1'e 5 noktaların 1'e 5 noktasından geçen ve bu doğruya dik olan. Hadi bakalım. 1'e 5'ten geçecek ve bu doğruya dik olan. Bu doğruda 2y eksi 3x artı 9 eşit 0 doğrusu. Şimdi buna dik olan doğrunun denklemi isteniyor bizden. Arkadaşlar doğru denklemi yazmak için 2 soru soruyoruz. 1 eğim 2 nokta eğimi bulacağız. 2 doğru dik kesiyor eğimler çarpma eksi 1. Bunun eğimi nedir? Hocam eksi a bölü b edersek yanılırız. Dikkat. Çünkü bak y'yi başa yazmışlar. İşte o yüzden ben size diyorum ya. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı şeklinde bilin diyorum ya. Yani 3 bölü 2. Eğim 3 bölü 2 ise doğrular dik kesmişse eğimler çarptığının eksi 2 yapması için eksi 1 yapması için bunun ne olması lazım o zaman arkadaşım buradaki eğimin hocam ters çevirip eksiyle çarpmışı yani eksi 2 bölü 3 olması lazım hocam eğim belli yani kaç eksi 2 bölü 3 nokta belli doğru denklemini yazabiliriz yani m çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y şeklinde yazılır. Şimdi buradan böyle dağıtalım bakalım. Eksi 2x artı 2 eşittir 3y eksi 15 olur. Buradan ne geliyor? Hepsini öbür tarafa atalım. Bunu da buraya atalım. 17 eşittir 2x artı 3y mi geldi? Evet yani 2x artı 3y. Eksi 17 eşit 0 da diyebiliriz. Ya da direkt 17'ye de eşit diyebiliriz. Bizden ne isteniyor? Eksenleri kestiği noktalar isteniyor. Eksenleri kestiği noktalar nasıl bulunuyordu? X yerine 0 yazdığımızda 3 y eşittir 17 ise y'yi buradan 17 bölü 3 ise buluruz. Y yi yerine 0 yazdığımızda da 2x eşittir 17'den x'i de böylelikle 17 bölü 2 buluruz. E o zaman buradan x virgül y noktasını çıktı? 17 bölü 2'ye x'i 17 bölü 2 bulduk. Y'yi de 17 bölü 3 bulduk. Evet noktamız 17 bölü 2 yap. Eksenleri kestiği noktalar isteniyor. Dur. X ekseni kestiği yer neresi? Hocam x ekseni kestiği yer 17 bölü 2'ye 0 noktası. Y ekseni kestiği yerde 0'a 17 bölü 3 noktası yapar. Evet noktalarımız bunlar yaptı arkadaşım. Örnek 26'yı da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 27'ye diyeceğim ama şuraya geldik. İki doğrunun birbirine göre durumu. Arkadaşlar analitik düzlemde iki doğru nasıl olabilir? İki doğru şu şekilde olabilir arkadaşım. Üç durumda olacak ya hiçbir noktada kesmezler. Yani birbirine paralel. Yani bu cümleyi duyduğunuz zaman hiçbir noktada kesmezler anlasın, anlamı da gelsin. Hiçbir noktada kesmeyen doğrular paralel doğrulardır. Ya tek bir noktada kesirler. Bunlar kesen doğrulardır. Ya da en az iki noktada kesir. En az iki noktada kesmesi demek sonsuz noktada kestiği anlamına da geliyor. Sonsuz noktada kesmesi demek iki doğru üst üste. Çakışık demek. Aynı demek. 3 durumda olabilir arkadaşlar. Evet bu üç durumu inceleyeceğiz. D1 doğrusu A1'li B1'li C1'li yazılsın. D2 doğrusu da A2'li B2'li C2'li yazılsın. Arkadaşlar şimdi bu şekilde olduğunda A1 bölü A2 B1 bölü B2 C1 bölü C2 eşit olduğunda bu doğrular aynı doğrudur aslında. Bak 2x artı 3y artı 4 eşit 0 doğrusuyla atıyorum 4x artı 6y artı 8 eşit 0 doğrusu. 2 katı değil mi? 2 katı. Yani aslında bu ne demek? Birbirinin belli bir katı olan doğrudur. Ha bazen 2 bölü 3, 5 bölü 7 katı falan filan olabiliyor. Önem değil. Birbirinin katı olan doğru aynı doğru değil midir? Sen bunu 2 ile çarpsan bu doğruyu elde ediyorsun. Yani aslında bu doğru şu doğruyken öbür doğru da bu doğru. Yani bunlar ne oluyor? Çakışık oluyor. Ya da tam tersi 2 doğru çakışıksa kat sayıları, oranları birbirine eşit oluyor. Siz bunu matematikte de öğrendiniz. Matematikte de nasıl öğrendiniz? sonsuz böyle e, çözüm kümesi sonsuz olduğu zaman ne diyorsunuz? İşte bu şekilde verilen denklemlerde A1 bölü A2, B1 bölü B2, C1 bölü C2 eşit diyordunuz. İşte onun mantığı analitik geometriden geliyor. Çakışık doğrulardan geliyor. Evet iki doğru çakışıksa X'lerin katsayıları oranı, Y'lerin katsayıları oranı, C'lerin katsayıları oranı birbirine eşittir. Yani iki doğru da birbirine eşit doğrudur. İki doğru birbirine paralel olduğunda da bak paralel olduğunda da ne olacak? Paralel olduğunda sadece C'ler oranı birbirine eşit olacak. E paralel olduğunda biz şunu biliyoruz aslında. Paralellik sorulduğunda direkt eğimleri birbirine eşit diyebiliriz. Ama orada bir ikilem yaşayabiliriz. E, i̇ki tane sonuç çıkabilir. Bir tanesini elememiz gerekebilir. O yüzden bunu kullanmamız gerekebilir. İki doğru birbirine paralelse de eğimleri eşit olacak. Eğimlerin eşit olması demek. Hocam eksi A1 bölü B1 ile eksi A2 bölü B2'nin birbirine eşit olması lazım. Yani A1 bölü B1, A2 bölü B2'ye eşit olacak. Yani aslında A1 bölü B1 A2 bölü B2'ye eşit olacak ya. Bunu buraya attığın zaman A, şu geliyor. A1 bölü A2 B1 bölü B2'ye geliyor. Ha C1 bölü C2'de eşit olursa çakışık olurdu. O yüzden çakışıklık olmaması için eşit değildir C1 bölü C2 diyeceğiz. Tamam Burada doğrular ne oluyormuş? Paralel oluyor boş. Evet. A1 bölü A2 B1 bölü B2'ye eşit olmadığında da bu doğrular tek bir noktada kesir. Doğrular kesişir diyeceğiz. Yani tek bir noktada kesir daha doğrusu. Tamam. Evet. Öğrendik bir şey. Öğrendik. Hadi bakalım sorulara. A ve B gerçek sayılar olmak üzere doğruları çakışıksa. Arkadaş doğrular çakışıksa birbirinin katı olmak zorunda. Yani x'lerin oranı, kaç sayılar oranı. A eksi 3 bölü 1 eşittir y'lerin kaç sayılar oranı. 4 bölü 2. O da eşittir c'lerin kaç sayılar oranı. Yani A eksi B artı 3 bölü 3. İkili bakalım. Şu A eksi 3 bölü 1 eşittir 4 bölü 2. Bakalım. Şunlar sadeleşsin. 2 kalsın burada. E buradan a eksi 3 eşittir 2 ise a'yı buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Tamam. Şuna bakalım. 4 bölü 2 eşittir. Şuna bakalım şimdi E, a eksi b artı 3 ya. a'yı 5 bulduk ya. 8 eksi b yaptı. 8 eksi b bölü 3 yapar buradan. Şunlar sadeleşse 2. 3 kere 2 6 eşittir 8 eksi b'den. b'yi de kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Benden a artı b isteniyor. a artı b de 5 artı 2'den kaç çıkar? 7 çıkar. Evet cevap böylelikle 7 oldu arkadaşlar. Örnek 27'de. K1 gerçek sayı olmak üzere doğruları paralelse K kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar direkt eğimlerin birbirine eşitliğine bakabilirsin. Direkt oradan çıkan. Ee, yani eksi K eksi 2 bölü 3 eksi x'in kat sayısı y'nin kat sayısı eşittir. Ee, 4 bölü eksi 4 bölü eksi x'in kat sayısı y'nin kat sayısı. K artı 2. Yalnız burada çarpanlara ayırma yaptığında ne oluyor? Yani iki, ikinci dereceden bir denklem geliyor. Bak çarpanları ayırmadan iki tane denklem gelecek. K kaçtır diye soruldu ya. Hani iki tane kök gelecek ya. O iki kökten hangisi? İşte sadece paralelliğe baktığımız zaman bu sıkıntıyı yaşarız. Anladın? Yani devamını getirirsem aslında burada şöyle bir şey geliyor. Eksiler gitsin hadi bakalım. K eksi 2 ile K artı 2'nin çarpımı ne yapıyor? K kare eksi 4 yapıyor. Eşittir 12 ise K kare 16 oldu. E buradan K buradan artı eksi 4 olacak. Ama hangisi? Artı 4 mü eksi 4 mü? İşte. işte. Burada da bunu yaptın ya. K yerine değeri yazarsın. Sonra doğrular çakışık mı diye bakarsın. Mesela K yerine 4 yazalım. 4 yazdığında burası ne oldu? 2x artı 3y artı 6 olur. Hocam bak. Bak 1 bölü 2 1 bölü 2. K yerine kaç? 4 yazdığımızda 6y. 1 bölü 2 1 bölü 2. Çakışık doğrular oldu. Artı 4'ü almayız. Tamam. Ya da ne yaparsın? Kardeşim hiç bununla uğraşmazsın. Dersin ki ben direkt hocam biliyorum zaten. iki doğru paralelse. X'lerin oranları k 2 bölü 4. Şu yukarı yazayım. K 2 bölü 4 eşittir. Y'ler oranı 3 bölü k artı 2. Eşit değildir. K artı 2 bölü 12 diyeceğiz. Burada işler dışlar yapalım böyle. Yine k kare eksi 4 geldi. A eksi b artı b. A kare eksi b kare eşittir çünkü. Eşittir 12'den. k kare buradan 16 geldi. K'yı da buradan kaç buluruz? Artı da artı eksi 4 buluruz. artı 4 yazdığımızda 3 yani k eşittir 4 ise 3 bölü 6 eşit değildir. E, K yerine 4 yazdığımızda 6 bölü 12 sağlandı mı sağlanmadı. O zaman K 4 olamaz. K yerine x 4 yazdığımızda bak sağlandığını da görelim. 3 bölü e, K yerine x 4 yazıyorum. Eksi 2 yapıyor orası. X 4 yazdığımda eksi 2 bölü 12 eşit değildik. Sağlandı mı sağlandı. Evet K'yı böylelikle eksi 4 olarak bulmuş oluyoruz. Evet dikkat. Denklemleri verilen iki doğrunun kesim noktasını bulmak için x'i ya da y'yi yalnız bırakıp birbirine eşitleriz. Bu ne demek ya? Ne demek biliyor musun? Denklemleri verilen iki doğrunun kesim noktasını bulmak için şunu yapacaksın. Burası ortak nokta değil mi? Her iki her iki doğrunun ortak noktası değil mi? Evet. Ortak nokta nasıl bulunur? Ortak çözümü ile bulunur. Matematikten ortak çözümü biliyorsun sen. Ortak çözüm neydi? Ortak çözüm dediğimiz şey ya yok etme metodunu kullanırsın ya da yerine yazma metodunu kullanırsın. Tamam Hadi örnekle bunu şekillendirelim. Analitik düzlemde verilen doğruların kesitleri noktayı bulunuz. Çok kolay hemen 2x artı y eksi 5 eşit 0 yazıyorum. Ardından x artı 4 y artı 1 eşit 0 yazıyorum. Ve sonra ne geliyor kardeşim? Hocam burada ortak çözüm yapacağız. x'i mi yok etmek daha kolay y'i mi yok etmek daha kolay onu sen tabii ki becereceksin. Arkadaş x'i yok etmek daha kolay. Ben bunu eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam e, 2x eksi 2x x'ler gitti. Artı y eksi 4 y eksi 8 y mi yaptı? Evet eksi 7 y yapıyor o zaman burası. Eksi 5 eksi 2 yaptı burası da o zaman eksi 7 yaptı eşit 0. Buradan eksi 7 eşittir 7 y ise y'yi buradan eksi 1'i bulduk. Y yerine herhangi bir denklemde yaz. Yani 2x artı y eksi 5 eşit 0 da y yerine eksi 1 yazarsam. 2x eksi 6 eşit 0'dan 2x 6 yapar. x'i de 3 buluruz. İşte bu iki doğrunun kesim noktası x virgülü y olur. O da 3 virgül eksi 1 olur. Evet. Cevabımız 3 virgül eksi 1 oldu. Geldik 30'a. Bu doğruların kesim noktasından geçtiğine göre. Evet bu doğru. Şu ikisinin kesim noktasından geçiyor. Arkadaş bu ikisinin kesim noktasını bulalım. Bu ikisinin kesimden şu doğru geçiyormuş. Kesim noktası nasıl bulunuyor? Ortak çözümde. 3x eksi 4y artı 7 eşit 0 doğrusuyla x artı 2 eksi 11 eşit 0 doğrusuna. Ortak çözüm yapalım. Ee, sanırım y'yi yok etmek daha kolay. 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam gidiyor galiba. Şu 2x yapıyor. 3x ile toplarsam 5x yapıyor. 4 y'ler birbirini götürüyor. 2 ile çarptığımda eksi 22. Eksi 22 artı 7. Eksi 15 yapıyor. Eşit 0'dan. Buradan 5x eşittir 15'ten. X'i buradan 3 bulurum. Herhangi bir denklemde x yerine 3 yazalım. Mesela x artı 2y eksi 11 eşit 0 var ya. X yerine 3 yazdığım zaman ben burada Hocam 2'ye eksi 8 yapıyor değil mi? Evet 2 2'ye de buradan 8 yapar. Y'yi de buradan 4 buluruz. M kaçtır diye soruluyor. Evet Y'yi 4 bulduk. Şimdi X y noktası ne yaptı? Hocam X 3 Y 4 3'e 4 noktası yaptı. İşte burası 3'e 4 noktası. 3'e 4 noktası Y eşittir 3X artı M doğrusundan geçiyormuş. O zaman denklemi sağlar kardeşim. X yerine 3, y yerine 4 yaz. 4 eşittir 3 çarpı x yerine 3 yazıyorum. Artı m olduğundan e, buradan 4 eksi 9'dan eksi 5 yapar. M, yani m'yi bu şekilde bulduk. 31'deyiz. Evet. Şimdi doğruları ve y ekseninde de sınırladığı bölgeni alalım. Vay. Analitik düzlem çizeceğiz zor arkadaşım. Analitik düzlem çizelim arkadaşım. Analitik düzlem çizip yorumlayacağız. Şimdi analitik düzlem çizeceksek eğer ne yapıyoruz? Bir x yerine 0 yazalım burada. x yerine 0 yazdığımızda birinci denklemde y artı 1 eşit 0'dan y'yi buradan eksi 1 bulurum. y yerine 0 yazdığımda da eksi 2x artı 1 eşit 0'dan lazım olacak mı bana? y eksenini sınırladı. Dur bakalım belki lazım olur. Ee, buradan da 2x 1'den x, x 1 bölü 2 geliyor. Evet. Bir tane doğru da x 1 bölü 2 olacak. 1 bölü 2'den geçecek. Öbürü de y'si de eksi 1'den geçecek. Eksi 1'den geçecek. Yani bizim doğrumuz aha da böyle oldu mu? Oldu. Şimdi bura, bura, bura bakalım. Burası da arkadaşım x yerine 0 yazdığımızda y eksi 11 eşit 0'dan y eksi 11 eşit 0'dan y'yi buradan 11 buluruz. Evet y 11 olacak. Öbürü de y yerine 0 yazdığımızda da Hocam y yerine 0 yazdığımızda 2 x eksi 11 eşit 0 ya. X de buradan ne geliyor o zaman? 11 bölü 2 geliyor galiba. Öbürü de 11 bölü 2. Yani şurası olacak. 11 bölü 2 olacak. Tamam. 11 bölü 2'yi de şöyle yazalım. Hocam bizim öbürünün grafiği de bu. Şimdi diyor ki bize bu doğrular ve nereye? Y eksenini sınırladığı bölge. Kırmızı doğru mavi doğru bir de y ekseni. Sınırladığı bölge burası değil mi? Evet. Yani ben burada ne yapacağım arkadaşım? Şimdi bu üçgenin alanını bulmaya çalışacağım. Bunun alanını bulurken yani geometrikten faydalanabilirsiniz. İşte buradan dik çizip benzerlikten falan filan gidebilirsiniz ama ben şöyle yapacağım. Şurası 11 birim. Burası da 1 birim. Toplamda burası kaç yapıyor? 12 birim yapıyor. Hocam taban 12 iken yüksekliği bulmaya çalışacağım. Yükseklikte de şurası değil midir? Yani şuradaki iki doğrunun kesim noktasındaki x virgülü y ise şurası x burası y yapıyor ya. Yani buradaki uzunluk x yapıyor. Hatta mutlak değer x yazalım da sıkıntı olmasın. Bazen eksi olduğu zaman eksi alıyorsunuz sakın. Yani bu uzunluk x yapıyor. Yani ben bu iki doğrunun kesim noktasındaki x'i bulacağım. Yani y eksi 2x artı 1 eşit 0 doğrusuyla y artı 2x eksi 11 eşit 0 doğrusundaki neyi bulacağım arkadaşlar? Direkt x'i bulacağım ya. Ona göre hamle yapayım. İki iş yapmayayım. Yani ben bunu eksiyle çarp taraf tarafa toplayayım kardeşim. Değil mi? Direkt toplasaydım x'ler gidecekti çünkü. y eksi y götürdü. Burası eksi 4x yaptı. Burası eksi 11 artı 11 yaptı. Eksi ile çarpınca toplayınca da artı 12 yaptı. Eşit sıfırdan. Ee, 4x buradan 12'ye eşit olur. Ve x de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Hocam x 3 ise alan dediğimiz şey çok basit. 12 çarpı 3 bölü 2. Yani kaç yapıyor? 18 yapar. Evet örnek 31'i 18 bulduk. Geldik. 2 doğru arasındaki açıya. Şimdi gençler 2 doğru arasındaki açıyı ÖSYM sorar mı? Valla bilmiyorum. Tam tahmin edemiyorum. İki doğru arasındaki açıyı sorar mı, sormaz mı? Sorarsa da trigonometride sorar. Ya da sorarsa yani eğimleri tanıdık bir şeyi sorar. Eğimleri tanıdık bir şey geldiği zaman da ne yaparsınız? Eğimleri tanıdık bir şey geldiği zaman da şekli çizersiniz. Sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın. Biraz sonra soruda göreceksin zaten bunu. Peki hocam iki doğru arasındaki açı sorulduğu zaman bana bak şimdi. Burada benden ne isteniyor? Teta isteniyor. Ben neyi biliyorum? Alfa tetanın beta olduğunu biliyorum. Teta isteniliyorsa Teta demek beta eksi alfa demek. Ee, burada biz analitik düzlemdeysek Eğim açıları verilmişse burada O zaman tanjant alfa tanjant beta aklımıza gelecek. O aklımıza gelen başımıza gelsin. Her iki tarafın tanjantını alırsam Aslında tanjant teta Tanjant beta x alfa eşittir. Aaa Tanjant teta o zaman bak ne oldu? Tanjant beta x alfanın açılımına eşit. Yani tanjant beta eksi tanjant alfa bölü tan eksi tan bölü 1 artı tan tan değil mi? 1 artı tanjant beta çarpı tanjant alfaya eşittir. Hocam tanjant beta dediğimiz m1. m1 eksi tanjant alfa dediğimiz m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2 diye formülde var. Tamam. Yani bu formülle ilgili bir şey soracağını ben zannetmiyorum. Sorarsa da formülsüz olan kısmını sorabilir diye tahmin ediyorum. Bakalım burada formülüsünü sormuş. Burada formülüsünü sormuş. İlk etapta formülüsüne bakalım. Şimdi iki doğru arasındaki dar açının tanjantı isteniyor. Dar açı derse yani tanjant negatif çıkar. Yani biz burada aslında burada m1 eksi m2 diyoruz ya iki doğru arasındaki açı pozitif de olabilir negatif de olabilir. Pozitif olursa dar açı negatif olursa da geniş açı. Yani sonuçta fark etmiyor. Sen mesela 3 bölü 5 buldun. Aslında e, geniş açın tanjantı eksi 3 bölü 5 olur. Tamam. Ama burada dar açın tanjantı isteniyor ya. Yani burada mutlak değer C yazsak daha güzel olur aslında. Ya da yazmasak da olur. Şimdi şey yapalım. M1'i yazalım. M1 nedir? Eksi x'in kas sayısı bölü y'nin kas sayısından 3. M2 nedir? Eksi x'in kas bölü y'nin kas sayısı. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? İki doğru arasında kaçın? tanjant. Tanjant alfası. M1 eksi M2. Yani 3 eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Bölü 1 artı M1. Yani tanjant A eksi B'nin açılımından gelsin. Tan eksi tam bölü 1 artı tan tan. Değil mi? M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2. E, şu ikisinin çarpımı ne yapıyor arkadaşım? 3 ile eksi 2 bölü 3'ün çarpımı. Hocam o da eksi 2 mi yapıyor? Evet. Ya da yazayım ya. 3 çarpı eksi 2 bölü 3 şeklinde yazayım. Şimdi yukarısı 3 artı 2 bölü 3 yaptı. 9 11 bölü 3 yapar burası. Değil mi? 9 e, evet 3 artı 2 bölü 3 11 bölü 3 yaptı. da bölü 3'ler gitti. O da ne yaptı o zaman? Eksi, eksi 2 yaptı. Şunlar gidince eksi 2. 1 eksi 2'den de eksi 1 yapar. Cevap eksi 11 bölü kaç yapar? 3 yapar. Ama bu geniş açının tanjantı. Eksi 11 bölü 3. Dar açının tanjantı ne olacak? Tanjantı diyelim ona da artılısız olacak sadece. 11 bölü 3 olacak. Tamam. Çünkü tanjant 135 eksi 1 iken tanjant 45 1 oluyor biliyorsun. 180'e tamamlayan açısı. Geldik buraya. Dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları verilmiş. İki doğru arasındaki dar açı 45 derece olduğuna göre A değerlerini bulunuz. Bak değerleri. Değerleri girdiyse o zaman o dediğim şeyi yapacağız. Bir artılı çıkabiliyor sonuç bir de eksili çıkabiliyor. Yani mutlak değeri düşüneceğiz. Birincinin eğimi nedir? M1 eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından 1 bölü 3 geldi. İkincinin eğimi nedir? Hocam eksi a bölü eksi birden a geldi. Şimdi iki doğru arasındaki kaçtı? Tanjant 45. Yani iki doğru arasındaki kaçtı? Tanjant 45. Aslında iki doğru arasında kaçtı? 45 derece ya. Bir tanjant 45 eşittir. işte m1 eksi m2 böyle 1 artı m1 çarpı m2 şeklinde yazabilir. Bir de tanjant 135. Bir de eksi birlisini de düşünüp de o şekilde yapabiliriz ama direkt mutlak değerinde yazabiliriz aslında. Tanjant 45 1 yap. Neye eşittir? Mutlak değer içerisinde. Ee, M1 eksi M2. 1 bölü 3 eksi A. Değil mi? 1 bölü 3 eksi A bölü. 1 artı çarpımları. A bölü 3 mi yaptı? Evet. Şimdi burada şu mutlak değer için pozitifken bir değer yapalım. Pozitifken bir değer yapalım. Yani 1 eşittir. 1 bölü 3. Onu mavi renkle yazayım. 1 eşittir. 1 bölü 3 eksi A bölü 1 artı A bölü 3 ya. İşler işler yapalım buradan. 1 artı a bölü 3 eşittir. 1 bölü 3 eksi a yapar. Buradan e, a'yı buraya atınca a artı a bölü 3 eşittir. 1 bölü 3 eksi 1 yapar. Buradan ne geliyor arkadaşım? Buradan da şu tarafta devam edeyim. 4 a bölü 3 eşittir. Eksi 2 bölü 3 yapar. Sonra değil mi? Bölü 3'ler gitti mi gitti. 4 a eksi 2 ise a'yı buradan eksi 2 bölü 4 yani eksi 1 bölü 2 olarak buluruz. Peki bir de şunu deneyelim. Burası eksi ise yani 1 eşittir. 1 bölü 3 yani eksi 1 bölü 3 artı a şeklinde ise 1 artı a bölü 3 bir de onu deneyelim. İşler dışlardan yine 1 artı a bölü 3 eşittir. Eksi 1 bölü 3 artı a oldu burası. Bunu attık buraya buraya, buraya attık. 1 artı 1 bölü 3 4 bölü 3 yapar. Ee, a eksi a bölü 3 de a eksi a bölü 3 de 2 a bölü 3 yapar. Bölü 3'ler gider. A'yı da buradan kaç buluruz o zaman? A'yı da buradan 2 olarak buluruz. Evet. Bir değer eksi 1 bölü 2 çıktı. Bir değerde ne çıktı arkadaşım? 2 çıktı. Yani örnek 33'de böylelikle iki değerini de bulmuş olduk. Ve geldik örnek 34'e. Şimdi D1 doğrusunu ve D2 doğrusunu vermiş. Arkadaşım D1 doğrusunu ne vermiş? Bu şey vermiş. Burada şurayı da vermiş. Alan isteniyor bizden. Hmm, orijinde de kesişiyor bunlar. Evet. Şimdi C'leri olmadığı için orijinal geçtiği belli mi? Belli. Buradakini vermiş bize. Ya arkadaş iki doğru arasındaki açıyı ben bulursam. Tanjant alfasını bulursam. işte tanjant alfadan 2 bölü A'ya eşitleyip burayı da gidebilirim aslında. Değil mi? Mecbur. Yani bu kenarı bulmam lazım. Çünkü bu üçgenin alanı bulmam için bu kenarı bulmam lazım. E bu kenar içinde tanjant alfa lazım. iki doğru arasındaki açı lazım. O zaman iki doğru arasındaki açıyı bulurken bunun eğimi ne? Hocam eksi x'in katsayısı bölü yeni katsayısı. Eksi 2. Bunu eğimine Eksi 3 değil midir? Evet. Şimdi iki doğru arasındaki dar açı. Dikkat et. O zaman ne diyeceğiz? C'ler farkı. Yani tanjant alfa eşittir. C'ler farkı. Eksi 2 eksi eksi 3. Yani artı 3 yaptı. Şöyle yazayım. Eksi 2 eksi eksi 3 bölü. 1 artı eğimler çarpımıydı değil mi? Yani 6 yaptı burası. E o zaman burası ne yaptı? 1 bölü 7 yaptı. E tanjant alfa 1 bölü 7 ise kardeşim. Tanjant alfa 1 bölü 7 ise bitti. O da 2 bölü A'ya eşitse A'yı buradan 14 buluruz. A buradan 14 ise alanda o zaman neye eşittir? 2 çarpı 14 bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gider. alanda da böylelikle 14 olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet cevabı 14 bulduk. Ve videonun sonuna geldik ama bir şey daha göstermek istiyorum. Dur. Eksik bir şey kalmasın. Arkadaşlar bir de şu durumda olabilir. Formüle gerek kalmadan da sonucu ulaşabilirsiniz. Mesela adam sana şunu sorabilir. Y eşittir. Kök 3 x artı 2000. Dur bir dakika. 1982 diyeyim. Allah Allah niye 1982 yazdım acaba? Bir de ee, şöyle bir doğru olsun. X artı Y artı 2024 tayfaya özel olsun bu da. 2024 eşittir 0 olsun. Bu doğrular arasındaki açı nedir diye sorulsun. Bak burada eğimler tanıdık. Birinin eğimi kaç? Kök 3. Tanjant alfa kök 3 ise alfa kaç derecedir? 60 derecedir. Birinin eğimi kaç? Birinin eğimi de kaç oldu arkadaşım? Eksi 1. Tanjant beta eksi 1 ise beta da nedir? 135 de değil midir? Evet. Sonra şekli çizersin böyle. Hocam bir 135 derecelik x ekseninde 135 derecelik açı yapan yani eğim eksi 1 ya sola yatık olmak zorunda. 135 derece bak şurası 135 derece yapıyor. Bir de sağ yatık eğim pozitif ya sağ yatık bir doğru çizersin şöyle. Burada kaçı da 60 derece. E, iki doğru arasındaki açı bak şimdi 135 burası. E o zaman burası 45 yapar. 60 45 daha kaç yaptı? 105. Buraya kaç kaldı? 75. Hocam iki doğru arasındaki açı 75 derecede olabilir. İki doğru arasındaki açı 105 derecede olabilir. Artık ışıklarda hangisi varsa. Aslında buradaki soru iki doğru arasındaki açı kaç derece olabilir diye sorabilirdi. O zaman 75 şıklarda varsa 75 işaretlerdir. 105 şıklarda varsa 105 işaretlerdir. Ya da iki doğru arasındaki dar açı nedir dese cevap 75. İki doğru arasındaki geniş açı nedir diye sorsa 75 buldun ya genişi de 180 hata anlayanı 105 diyebilirdin. Tamam bir de bu şekilde formülü kullanmadan da sana böyle bir soruda da yaptırırlar. Bence ÖSYM tercih etse bu soru tipini tercih eder bence. Tamam Evet gençler böylelikle bu videonun da sonuna geldik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Orada da uzaktan falan filan bahsedeceğiz. Bir noktanın bir doğru yolu uzaklığı. İşte paralel iki doğru arasındaki uzak. Bir de bir küçük bir yerden daha bahsedeceğiz. Yani doğru analitiği dörtte görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.